Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlerle birlikte Ritera M446 telsiz inceliyoruz. Bu telsizle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Evet, bu ilginç girişten sonra telsizleri biliyorsunuz hepimizin uzun zamandır kullandığı ama cep telefonlarının çıkmasıyla beraber ikinci plana atılan cihazlardan bir tanesi. Böyle kısa mesafelerde iletişim için kullanıyoruz telsizleri. Farklı boyutlarda, farklı özelliklerde olan telsizler mevcut. Ritera M446 ise özellikle böyle küçük alanlarda kullanılabilecek bir ürün. Diyelim ki bir restoranınız var, orada kullanabilirsiniz. Bir fabrikanız var, fabrikadaki güvenlikler için kullanabilirsiniz. Veya bir site var, yani sitelerin güvenliği için falan da kullanılabilecek güzel şeyli bir şey. Bireysel olarak da kullanılabilir, kurumsal olarak da kullanabileceğiniz bir ürün. Ritera M446 ile birlikte yaşadığımız kullanım deneyimine geçmeden önce birazcık teknik özelliklerinden bahsedeyim. Lisans gerektirmeyen bir FML telsizi var karşımızda. 16 tane kanalı var. Frekans aralığı ise 446.00625 MHz ile 446.09375 MHz arasında değişiyor. 1200 mAh'lik bir pilimiz var. Pil çıkıyor bu arada. Şöyle tırnağımız var. Bu tırnaktan açtığımız zaman pili bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu arada bir klipsimiz var. Şöyle bir klips göstereyim. Bu klips sonradan takılıyor. Kutusundan çıkıyor yine bu klipste. Bunu belinize takmak için filan kullanıyorsunuz. Yani böyle kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz haricen yani klips olmadan da elinize taşıyabilirsiniz veya cebinize koyabilirsiniz. Çok büyük bir ürün değil. Şöyle takayım ben tekrar pilini. Bu şekilde hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Yeri gelmişken ondan da biraz bahsetmek isterim. Pili micro USB bağlantısı üzerinden şarj olabiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Bir elektrik prizine taktığınız standart bir cep telefonu şarjı ve kablosu ya da bir power adaptörümüz var, bir güç kaynağınız var, yani taşıyabilir adaptörler var, piller var biliyorsunuz. Onlarla beraber de bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu da özellikle Allah korusun deprem gibi acil durumlarda şarjının bitmemesini sağlaması açısından çok önemli. Bence bunun hani micro USB'den şarj oluyor olması güzel. Elektriğe ihtiyacınız olmuyor. İşte bir harici pillere ya da arabanın çakmağından bile cihazı şarj etmeniz mümkün. Öte yandan bu model toza ve darbelere dayanıklı. Herhangi bir IP değeri vermediler bize ama suya, tabii suya sokmayacaksınız o ayrı konu ama darbelere düşmeye vesaire dayanıklı düştüğü zaman parçalar dağılsa ve tekrar takıp kullanmaya devam ediyorsunuz. Birazcık sağlam bir ürün. Bunun farklı varyasyonu da var Ritera'nın veya farklı markaların ama onlar işte darbelere dayanıklı değil. Bunun tasarımı da o şekilde tasarlandığı için çok fazla zarar görmüyor düşürdüğünüz zaman vesaire gibi durumlarda herhangi bir zararın olmadığını veya daha az zarar gördüğünü belirtelim. Cihazın ses çıkış gücü 500 mW, bunu da söylemiş olalım. 130 gram ağırlığı bulunuyor ve tek bir tanesinin için söylüyorum. Yaklaşık 230 ile 250 TL arası değişiyor. Yani ikisini almaya kalktığınızda 500 TL'ye yakın bir ödeme yapmanız gerekiyor. Teknik özellikler ve fiyatı da işte bu şekilde. Şimdi biraz kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Kullanımı zor mu? Yok. Herhangi bir zorluğu yok. Tek tek de kullanabilirsiniz. Yani bulunduğunuz yerde benzer frekanslara sahip bir telsiz varsa ki bunlar açık frekanslar bu arada. 16 frekans açık frekans. Etrafta o frekansı kullanan başka cihazlar varsa tek bir ürünle de haberleşebilirsiniz. İki tane varsa aynı frekansı seçerek haberleşiyorsunuz. Açtığınız zaman şöyle bir ses duyuyoruz. Şimdi duyalım hep beraber. İlk önce bir power on diyor. Çinli aksanlı bir hanımefendi. Çinli aksanlı bir İngilizceyle konuşuyor bizimle. Power on diyor. Daha sonra da one diyor. Yani burada one dediği kanal numarasını söylüyor. 16 kanal demiştik. Bu kanallarını yan yüzde bulunan düğme yardımıyla değiştiriyorsunuz. Bakın şimdi basacağım ben. 4, 6, 7 falan diye 16'ya kadar gidiyor. 16'dan sonra tekrar 1'e geçiyor. Onu da göstereyim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 16 diyecek. 16. Tekrar 1'e geçecek. 1. 1'e geçti. Bu 16 kanallı.
isterseniz bu ürünü satın alırken eğer bir bayiden alıyorsanız istediğiniz bir frekans seçip sadece o frekansla iletişim kurmasını ve şifreli olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu neden gerekli? Şundan. Hani bir kurum için bunu aldığınızı varsayıyorum ben. Başkaları sizin bunlar çünkü açık kanal olduğu için başkaları görüşmenizi dinleyebilir ama eğer satın alırken derseniz ki ben 3. kanalı bana özel olsun istiyorum. Burayı şifreli olarak programlayıp size öyle verebiliyorlar. Tabii bu hani kurumsal olarak yaptığınız satış alışlarda geçerli. Yoksa bireysel olarak aldığınızda böyle bir şey talep etmeniz çok mantıklı olmayacaktır veya yapması zor olabilir ama diyelim 10 tane aldınız. Onunun sadece özel bir frekanstan haberleşmesini ve başkalarının bu görüşmeleri dinlememesini sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bunlar lisanssız telsizler olduğu için 16 kanalda herhangi bir başka etrafta aynı kanalda olan telsiz var sizin konuşmanızı dinleyebilir. Bu cihazların zaten böyle bir hani güvenlik gibi bir şey yok ama az önce söylediğim gibi kurumsal olarak aldığınızda böyle bir şey yaptırtabiliyorsunuz. Kullanımı nasıl? Valla çok kolay. Hani şurada yeryüzünde bir tuşumuz var. Onu basıp konuşuyorsunuz. Basıyorsunuz ve konuşmaya başlıyorsunuz. Konuşmanız bittiğinde bırakıyorsunuz. Karşı tarafa ses gidiyor. Bu şekilde normal telsiz gibi oluyor. Sesini buradan ayarlıyoruz üst kısımdan. Yani açtığımız zaman. Bakın bayağı bağırdı şimdi mesela. Bir de üst kısımda bir led lambamız bulunuyor. Bu da güzel düşünülmüş. Şöyle açayım. Bakın şu an yandı ekranda. Birazdan detaylarını koyacağım bunun. Kanal numaralarını değiştirdiğiniz tuşun alttakine bastığınız zaman bu şekilde bir ışığı yakıyor. Bir kere daha basarsanız böyle bu şeyli yanmaya başlıyor. Şu şekilde flash atmaya başlıyor. Bir kere daha bastığımızda tamamen kapatıyor. Yani bu led lambanın da olması güzel olmuş. Peki etki mesafesi ne? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu bana. Şimdi normalde bu telsizin etki mesafesi 15 km. Ama bu 15 km takdir edersiniz ki düz bir alanda, arada dere yok, herhangi bir bina yok, herhangi bir işte sinyali bozacak fabrikaydı vesaireydi olmadığı bir durumda olan değer bu. Yani böyle bir ortamdaysanız ya diyelim dağın başında bir yerdesiniz dümdüzde bir alan o zaman 15 km çalışıyor. Ama İstanbul gibi bir şehirde biz denemelerde bulunduk. İstanbul'da hani en fazla 1-2 km'lik bir alanda çalışabiliyor. Hele ki böyle biz mesela Cevizli Bağ'da denedik çok yoğun binaların olduğu yerde 300-500 hadi bilemediniz en fazla 1 km alanda çalışabiliyor. Çünkü neden? Burada bir sürü anten var. Wi-Fi ağları var. İşte fabrikası var. Şusu var, busu var. İşte çalışan bir jeneratör bile bu tarz bir telsizin gücünün azalmasına veya işte sinyalin geçmemesine sebebiyet veriyor. O bakımdan büyük şehirlerdeki biz İstanbul için denedik. Büyük şehirlerde etki mesafesi çok yüksek değil takdir edersiniz ki ama açık bir alanda, arazide diyelim ki trekking yapıyorsunuz ya da bir şekilde dışarıda bir yürüyüşe katıldığınız bir şey yaptığınız bir orman yürüyüşüne gittiniz veya başka bir yere gittiniz çok rahat bir şekilde birkaç kilometreye kadar yapılabilir. Tabii biz 15 kilometre denemedik onu da söyleyelim. Ama birkaç kilometreye kadar çok rahat bir şekilde kullanıldığını gördük. Zaten bunlar çok küçük cihazlar arkadaşlar. Böyle çok hani alalım telefon gibi kullanalım değil. Bunlar iki cihaz arasında iletişim sağladığı için arada bir röle yoksa yani bir nevi baz istasyonu ki genelde işte olmayabiliyor röleler. Çalışabileceği etki mesafesi bellidir. Tabii ki bunun biraz daha büyükleri de var. Hatta biz onları test edeceğiz. Biraz daha büyüklerin etki mesafesi biraz daha yüksek ama İstanbul gibi şehirlerde çok fazla parazit olduğu için, çok fazla sinyal engelleyici olduğu için çok yüksek olmadığını söyleyelim. Bu arada yaptığımız denemelerde çocuklara çok verdi. Çocukların çok ilgisini çekiyor. Hani diyeceksiniz günümüz çocuklar aslında her şeye sahip. Bunda nasıl eğleniyorlar? Çok havalı bir cihaz çocuklar için özellikle. Hani böyle kampa gittiniz, bir yere gittiniz, işte ne bileyim bu gibi durumlarda eğlenceli bir haberleşme cihazı olabiliyor. Telefonun çekmediği, telefonun olmadığı durumlarda. Ayrıca hani olmasını hiç istemiyoruz ama deprem gibi bir durumda da kullanılabilecek yegane cihazlardan bir tanesi bunlar arkadaşlar. Çünkü depremde iletişim kesileceği için, baz istasyonu çökeceği veya işte kullanılamaz hale geleceği için veya aynı anda birçok kişi iletişim kurmak istediği için telefonlar çalışmıyor ama bu telsizler çalışıyor. Ama bunlar da bir takdir edersiniz ki birbirleriyle haberleşebiliyorlar ama etrafta benzer telsizleri olan amatör telsizlerle birlikte uzun bir iletişim ağı kurmak da mümkün. Hatta bununla ilgili ben üretici firmayla görüştük detaylı. Onlar da bize bu bilgileri verdiler. 99 depreminde birçok operasyonu bu telsizler, amatör telsizler sayesinde yapılmış. Ritera'da onlara şu anda ciddi destekler sağlıyor. Ve hani boyutlarına baktığımızda, şarj olma yöntemine baktığımızda çok başarılı bulduğum bir... Çünkü bu Ritera M446'yı herhangi bir harici pille
cep telefonu adaptörüyle veya çakmaktan, aracınızın içinde bile çakmak şarjıyla micro USB olduğu için şarj edebiliyorsunuz. Bu da çok akıllıca ve güzel olmuş. Bu arada isterseniz kutusundan çıkmıyor. Kutusundan sadece ve sadece USB bellek, bir de adaptörü çıkıyor. Bir de aynı zamanda şu kısımdaki bu klips çıkıyor. Bir de şu böyle elinize tutmaya yarayan şu ip çıkıyor. Ekstra satın alabileceğiniz kulaklıklar da var. Hani böyle elle basabildiğiniz, kulağınıza takabildiğiniz, işte böyle FBI ajanı, CIA ajanı veya özel harekatların kullandığı tarzda kulaklıklar da var. Yani çok yoğun kullanacağınız bir ortamdaysanız ya da araç içinde kullanmak istiyorsanız, yani ki iki araba bir yere gidiyorsunuz. Ki ben bu senaryoyu yaşamıştım birkaç sene önce. Telsiz yoktu o zaman elimizde. Mesela telefonla haberleşmeyi kalktık ama telefonu çok zor oluyor. Yani öndeki araba bir yere sapıyor, biz onu kaçırıyoruz ve o bizi kaçırıyor. Haber verene kadar mesafeler geçiyordu. Çünkü telefonun çekmesi ve ulaşılması bir süre alıyor. Ama bu telsizlerle anında hemen break diyorsunuz ve bağlantıyı kuruyorsunuz. Çok da işimize yarardı ama o zaman elimizde böyle bir cihaz yoktu. Yan tarafta bulunan bir bağlantı yuvamız var. Bunu detaylarda da göstereceğim size. Buraya harici kulaklık ve mikrofon da bağlayabiliyorsunuz. Jitter'ın da var ölçüsünleri veya farklı üniversal telsiz bağlantı kulaklıkları da var. Onları da kullanabilirsiniz. Yani çok yoğun kullanacağım derseniz bu şekilde bir kullanımı da mevcut olduğunu söyleyeyim. Yani Ritera M446 kimin için olabilir? Böyle amatör olarak telsizcilerin merakınız varsa ya da böyle işte doğa yürüyüşlerine çıkıyorsanız ya da çocuğunuzla iletişim kurmak için kısa mesafelerde kullanmak istiyorsanız çok başarılı bir çözüm olmuş. Bunu alın, çantanıza atın, hatta deprem çantasında bile bulunabilir ama ara sıra şarj etmeyi unutmayın. Her türlü ortamda işinize yarayacağını söyleyebilirim. Özellikle işte lambasının da olması bence güzel bir şey. Fiyatı da benzerlerinin hemen hemen aynı fiyattan satılıyor ama bunun darbelere dayanıklı olması ekstra olarak bence bir artı olarak karşımıza çıkıyor. Bence güzel bir ürün. Hani atın çantada dursun, deprem çantanızda dursun bir tane böyle alın. İnşallah lazım olmaz, inşallah bir depremde kullanmak zorunda kalmayız ama o gibi durumlarda da kullanılabileceğini belirtelim. Ama küçük bir ofisiniz var, restoranınız var, ne bileyim bir fabrikanız var. Yani hem kurumsal olarak hem de bireysel olarak telsizleri çok birçok yerde kullanabiliriz. Bu birazcık sizin hayat tarzınıza, nerede neyi nasıl yaptığınıza bağlı olmakla kaydıyla değişebiliyor ama bence genel olarak başarılı bir çözüm olduğunu söyleyeyim Ritera'nın ürünlerinin. Bu arada son olarak da şunu söyleyeyim. Ritera bir Türk markası. Ha bu ürünler yerli malı değil belki ama markamız Türk markası. Bunu da söylemiş olalım. Ritera M446 el telsiziyle ilgili merak ettiklerinizi bu videoda bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepsine yanıt vereceğimiz konusunda garanti verebilirim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.